Oynanan maçtan bağımsız da zaten beklentileri var Valerian İsmail'in. Biraz daha değişecek işler Beşiktaş'ta. Serdar, Koray Günter bunun haricinde Kerem Atakan Keskin de konuşuluyor. Bir de gidecekler konusu var. Aslında Çebi, Enkudu ve Wellington'un kalmasını istiyoruz diyor ama oyuncuların gitme isteği var. Sen de bize biraz sıcak bilgilerle aydınlat istersen. Yani şimdi Koray Günter, birincisi stoperin birinin Türk olması için uğraşıyorlardı bir ara. Şimdi Emre Can'ı aldılar. Koray Günter ve Kaan Ayhan ve bu listenin başında Kaan Ayhan vardı. Neden? İstediğin zaman defansif... İki takımların listesinde böyle bir şey yok. Çünkü neden? Türk stoper yok. Tabii. Bir de Kaan Ayhan çok yönlü oynuyor. Hı hı. Yani defansif orta saha, sağ bek, sağ stoper. Oynuyor. Çok yönlü olduğu için. Bundan dolayı bir de Türk pasaportu. Valla Başkan Ahmet Durçevi de o konuda da güzel bir şey söyledi aslında. Biz bir şeyleri düzeltmeye çalışırken bir şeyleri de bozuyoruz. Bu üç Türk olayından dolayı oradaki kulüp veya bu işlere aracı olan menajer ya zaten mecburlar biraz elleri kolları bağlı. Ne fiyat yükseltirseniz yola gelebilirler. Mecbur, çaresizler gibi argümanlar getiriyor pazarlık masasına. Kim sağlıyor? Bizim futbol kültürümüz. Ne diyoruz? Üç Türk. İlk 11'de garanti. Yani sen Türk oyuncu yetiştirmek istiyorsan bence artık buraya geldi maalesef. Türk futbolcu oynatma yasağı getir Türk kulüplerine. Şaşırdın değil mi? Acımasız oldu biraz. Başımıza, adam bak neden ama? Ne getireceksin acımasız şimdi? Oldu, acımasız oldu. Biraz. Ama neden? Çünkü bu Türk çocuklar nereye gidecek? İtalyalara gidecek, İngiltere'ye gidecek, Almanya. Oradaki ligde yetişsin benim çocuğum. Bu ligde ne yetişsin? Elbette o kadar olmaz. Ama 3 Türk mecburiyeti de, hele sene 4 Türk mecburiyeti de bunları getiriyor. Böyle çılgınlıkları getiriyor. Bu daha acımasız değil mi? Yani. 5 milyon euroluk adama 9 milyon euro istemek bence daha acımasız. Ama işte ben onu şöyle yaparım. Sen bu adama 9 milyon euro para istiyorsan kardeşim, senin getirdiğin ben oyuncularla çalışmam. Bu kadar basit. Ha. Çünkü ben o adamı yani ya da Ahmet'i, Mehmet'i bilmem neyi ben bütün kulüplere gezerken görüyorum zaten. Yani sırf o adam üzerinden gitmiyorum ya da Ahmet Mehmet üzerinden gitmiyorum. Değişik insanların mesela diyor ki ya Fenerbahçe 5 verdi. Ya Beşiktaş'a gideyim. Beşiktaş Fenerbahçe 5 verdi ya sen 6 ver. 6'yı aldıktan sonra 7, 8 öyle dolaşması insanların dolaşması ya da hani tabii ki menajer de işini yapacak sonuçta buradan para kazanıyor. Ama kulüpleri birbirine vurdurup ya da atıyorum futbolcusunu ön plana çıkartıp haber yaptırıp PR'ını yapıp da bir yerlere gitmekte ben sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nde topçu alamıyorsun kafana göre. Oranın federasyonu şirket gibi yönetiyor orayı. Parayı takip ediyor oranın sistemi. Kimin cebinden kaç para çıkıyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece futbolcu değil, beyzbolcu veya basketbolcu bile parasını harcarken nasıl harcıyor, o paralar nereye gidiyor takip ediliyor. Yani Michael Jordan bile takip ettiler. Ne yapıyor bu paraları diye. Sende var mı? Bu yok. Mesela sen de bunu yapabilirsin. Ya dünyada böyle bir uygulama yok. Amerika'daki uygulama da dünyada yok. Oradaki uygulamalar kabul görülüyor da. Sen şunu yapabilirsin. Şimdi gidiyorsun bir tane restoran açıyorsun değil mi? Çeşitli bakanlıkların müfettişleri geliyor bir bakıyor. Tuvalet nerede, mutfak nasıl gibi gibi yangın çıkışı kriterler var. Yangın çıkışı var. Bunları yerine getiriyorsun. Getirmiyorsun, eksiklerin var falan. Ne yapıyor? Devlet geliyor değil mi? Hı hı. Bunu bir özel şirkete yaptırırsan olur mu? Olmaz. Oradaki adamı bağlarsın. Serdar. Türk futbolundaki menajerlik sistemini de devlet yapsın. Devletin menajerleri olsun. Olmaz ki. Olur, niye olmasın? Peki olur abi, zor bir şey değil transferler ki. Transferler bitti ya, diyelim. Mal bildirimde bulunacak o menajer. Hakemlerden istiyorsun. Niye istiyorsun hakemlerden? Ben de menajerlerden isterim. Ah bu menajerler. Bak, tamam. İstiyorum şimdi abi. Ben başka isterim? Bir şey soracağım. Benim kulüplerimi yaktın sen. Ben istiyorum. Ben diyorum ki falanca bütün menajerler mal beyanında bulunacak. Hakemlerin günahı ne? Benden de istesinler. Şimdi evet şimdi. Serdar menajerler. Hayır benden de istesinler. Menajerlerle ilgili çok haklısın. Biliyorum. Ben bak bazı menajerler. Bazı menajerler çok haklısın biliyorum ama izleyicilerimizin de merak ettikleri var. Başka bir şey soracağım şimdi. Koray Günter transferiyle ilgili son durumu söyledik ama başka isimler de var konuşulan yine. Kerem Atakan Keskin gibi özellikle yerlileri söylüyorum. Yabancı isimler de adaylar da var ama buradan şuna geleceğim. Beşiktaş'ın
3 yerlisi kim olacak? Adı geçenleri gelmiş gibi düşünerek de söyleyebilirsin. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki şu an Rıdvan ve Emirhan'ın gidişiyle tabii ki yine oraya dönüp dolaşıp gelmeyeceğim ama yerli, iyi yerli yerleştirmekte ilk 11'e problem yaşayabilir Valerian İsmail. Bize bir bunu açıkla. Üç yerliyi söylüyorum. Necip. Çünkü her yerde olduğu için Necip. Adam bana diyor ki benim sağ stoperim sakatlanırsa yedeği kim abi? Dün Necip diyorum. Peki sol stoper sakatlanırsa yedeği kim? Necip diyorum. Bek sakatlanırsa Necip. Necip. Böyle bir anlayış olabilir mi? Necip'in günahı ne? Bir de bu adamdan %50 indirim istediler ya. Tek yapan adam o. Bana da Güven Çoço diyor ki ya diyor sen de ona 6 veriyorsun. Dorukhan'a niye vermiyorsun? Abi ben Dorukhan'a nasıl vereyim? Necip'in %50 indirim yaptığı sezonda. Ben şimdi Necip kadar bu kadar çalışsam ben %100 isterim ya. Her işi ben yapıyorum ya. Vallahi yani antrenmanlardan sonra soyunma odasında çekecek falan da yapıyorlar herhalde. Böyle bir şey olmaz. Artık oraya gerçek çözümler bulmak zorundayız. Üç Türk, Kalen Türk çok iyi. Tebrik ediyorum. Emre, Emir Yaşar, Mert'i saymıyorum. Utku'yu saymıyorum. Onlar oldu artık. Ben gençleri sayıyorum. Kalede Ersin giderse ne olur? Böyle bir şey yok. Sıkıntısı yok. Sol bekin yabancı oldu. Evet. Sağ bekin yabancı. Stoperin ikisi oynuyor yabancı. Emre Can var oynatırsa. Allah'tan Salih iyi bir kamp dönemi geçirdi. Allah'tan Oğuzhan Akgün iyi bir kamp dönemi geçirdi. Ne diyorsun ya ne Oğuzhan'ı ilk 11'de mi oynatacaksın? Niye Sampdoria maçındaki Oğuzhan kötü müydü? İyiydi bence. Cenk Tosun var. Kenan var. Ama yani... Emirhan Delibaş var. Göreceksiniz Emirhan Delibaş'ı da. Hani şöyle mevki itibarıyla söylüyorum. Hani o mevkilere baktığımız zaman hani yerli oyuncuyu tercih etmek istiyorsan orada esas 11 için yaptığın bir yabancı transferden vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Bunun olmayacağı bir kadroda orta sahada ve savunmada mecbursun yerli oynatmak. İşte bundan dolayı Valerian İsmail bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Takımın kurgusunda, taktiğinde, sisteminde, ayarlarda her şey bozuldu. Bak kondisyonda sıkıntı var mı? 90+ Gezal'ı gördün değil mi? 90+6'daki Gezal'ı. Onda sıkıntı yok. Ama teknik taktikte sıkıntı oluyor. Rıdvan gitti, Emirhan gitti. Bir de sakatlıklar da var tabii. Bu olumsuz anlamda domino etkisi yapıyor tabii ki. 2-0 olmuş. Bu arada Süper Kupa mücadelesi var. Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında ikinci golde Karim Benzema atmış. Biz bir yandan şimdi böyle gözüm çarptı. Maçı da takip etmeye çalışacağız. Bu arada maç bitince özet de son sayfada olacak. Karşılaşmanın özetini de ekranlarınıza getireceğiz. Onu da söyleyelim. İzleyicimiz yazmış maç saati. Ekibiniz süper hanginizi izleyelim demiş bize. Gelin özeti de getireceğiz ekranlarınıza. Buradaki gelişmeleri de bir yandan kaçırmayın çünkü. O da önemli. Evet, 3 yerliyi sorduk Serdar'a. Gerçekten Beşiktaş'ın işi zor. Bir soru geldi sana. Hasan Bey'den Serdar Sarı'da. Ve Horst'u nasıl buldu ilk maçta? Çok iyi. Yeteri kadar beslenemedi. Yani sadece golde yoktu. Gezal'a attırdığı gol. Tabii. Muazzam ötesi. Şöyle düşününce Serhan Bey Galatasaray adına da katılırsın. Seferovic de aynı şekilde. İkisi de beslenemedi ya. Tabii. Değil mi? Beslenemedi. Ama ilerleyen günlerde ben ikisinin de besleneceğini düşünüyorum. En azından kaliteleri belli. Ben Seferovic'in de 15 gol barajını geçeceğini düşünenlerdenim. Ama Weghorst'un da iyi bir golcü olduğunu biliyoruz zaten. İyi bir golcü özelliği olduğundan dolayı hem sırtı kaleye dönük oynuyor hem iyi dripling atıyor. Doğru yerde doğru zamanda oluyor. Ben zaten ilk başlarda gelecek mi gelmeyecek mi çünkü Premier Lig macerası da vardı. Ama geldi. Geldi. Beşiktaş hayırlı olmasını diliyorum ama dediğim gibi Weghorst çalışkan bir futbolcu. Her yerde görebildik. Özellikle rakip takımın ceza sahası içerisinde. O açıdan ben atıp golleri de atacağına inananlardanım tabii ki.